Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. En iyi sağ ve sol kanat hücuma yönelik sağ ve sol kanat oyuncusu oluşturmakla alakalı. Şimdi size uygulayacağımız antrenman programını aktaracağız. Kamil Hawtkowski. Bu oyuncuyu yeni aldım. 6 tokene aldım. 2 token de geri ödeme yaptı bana şey. Oyun 4 tokene %70 özellikli. Becerilerine de bakalım. %70 özellikle bir oyuncu aldım. Şimdi bunu antrenman programı uygulayarak %100'lere çıkarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, oyuncumuzu seçtikten sonra antrenman programımız şu şekilde olacak. Pas, koşu ve şut, hızlı kontrataklar, depar atma. Bu üçü üzerinden devam ederek oyuncumuzun hem beceri manasında beyaz olan özelliklerini arttırmaya çalışacağız. Hem de oyuncumuzun %70 olan değerini %100'lere çıkarmaya çalışacağız. Bununla ilgili şimdi size bilgi veriyorum. Şimdi bu şekilde seçtikten sonra ekrana dokunuyorsunuz. Tamamlıyorsunuz. Raporlara giriyorsunuz. Tekrardan antrenman bitiriyorsunuz. Raporlara giriyorsunuz. Bu şekilde sürekli tekrar edeceğiz. Evet, oyuncumuzun şeyi bitmiş. Burada ilk olarak token lazım oyuncu almak için. İkinci olarak da yeşillerle, şimdi onun yeşillerle kondisyonunu arttıralım. Devamlı bu şekilde yol izleyeceğiz. Antrenman sürekli bu şekilde tekrar edecek. Bir yandan da özellik yüklemeye çalışıyorum. İnternet biraz zayıf çekiyor anlaşılan. Hemen oyuncumuzu yeşillerle kondisyonunu arttırıyoruz. Buna belki 100 tane, belki 150 tane yeşil kullanmamız gerekebilir. Antrenman programına devam ediyoruz. İlk başta oyuncu için bir özellik seçtiğim için bana beceri vermekten ziyade oyuncunun özel yeteneğini geliştirdiği şey antrenmanlar. Şimdi artık görüyorsunuz devamlı bir tane top sürme vesaire özellik veriyor. Yavaş yavaş bu özellikleri alarak oyuncumuz gelişme kaydedecek. Dediğim gibi burada önemli olan yeşillerin fazla olması. Yeşillerinizi arttırmak istiyorsanız video izleyebilirsiniz. Video izlediğinizde de yeşil sayınız artacaktır. Bu şekilde antrenmanlara devam ediyoruz. Oyuncumuza bir yandan yüklerken bir yandan da özellik kazanması için antrenmanı raporlar kısmından sürekli yeniliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz antrenmanlarımıza. Özelliklerimizi almaya devam ediyoruz. Raporlara giriyoruz. En son yaptığımız antrenmanı tekrarlıyoruz. Sürekli ofansif bir kanat oyuncusunun alması gereken özellikleri sistem bize veriyor. Şimdi bakalım ne olmuş. En son %70'ti, %88'e kadar çıktık. Becerilerimizde pas verme. Bakın siyah olanlar çok önemli değil. Top çalma, markaj,
pozisyon alma, hadi neyse. Ama kafa vuruşu, özellikle top sürme, orta yapma, işte şut, bitiricilik, bunlar da gizli forvet olarak önemli şeyler. Kondisyon, hız, yaratıcılık. İşte sürekli bize lazım olan özelliklerimizi kazanıyoruz. Yani %100 olmaya çalışırken özellikle ofansif bir kanat oyuncusunda olması gereken özelliklerimiz artıyor. Bu da bizim için büyük bir artı olacak. Evet, devam ediyoruz. Şimdi biz aslında başta şöyle bir hata yaptık. Önce gizli forvet özelliği seçtiğimiz için ilk yaptığımız antrenmanlarda sürekli özelliğiyle ilgili bize gelişme kaydettirdi antrenman. O özelliği kazandıktan sonra, gizli forvet özelliğini kazandıktan sonra bize lazım olan özellikleri vermeye başladı. O vakitten sonra zaten %70'lerden çıkmaya başladı oyuncunun özellikleri. Size tavsiyem, yeşil kazanmak için arada bir video falan izleyin. Yeşillerinizi bir 700, 800 hatta 1000'lere çıkarabilirseniz, biraz da tokeniniz varsa, işte 18-19 yaşlarında, 20 yaşlarında özellikleri %70, %80 gibi olan oyuncular alırsanız, bu antrenman programını uygulayarak, tabi bu antrenman programı ofansif kanat oyuncuları için geçerli arkadaşlar. Daha önce süper özelliklere sahip bir forvet nasıl elde edilir? Onunla ilgili de bir video çekip paylaştım kanalda. Onu da bulabilirsiniz. Evet, tekrar önce bir kondisyon yükleyelim. Antrenman programı yorucu olduğu için antrenmanlarımız devam ediyor arkadaşlar. Şu an kondisyon yüklemesi yapıyoruz. Bakın oyuncumuz %89, özür dilerim, %99'a kadar çıktı. Şimdi %100 olunca bırakacağız. Yani %70'den %99, %100'e çıkarmış olacağız oyuncumuzu. Tabi bu arada bayağı bir yeşil kondisyon arttırıcıdan harcamış bulunduk. Artık ne yapalım? Sağlık olsun diyoruz. Dediğim gibi video izleyerek de bu işe bu oyuncuyu %100'e çıkardıktan sonra size daha önce aynı bu şekilde başka bir antrenman programıyla tabi gelişim sağladım. Forvetimi de göstereyim. Henüz daha 1-2 maça çıktı. Evet, şu an %100'e ulaştık arkadaşlar. Hadi 2 tane daha yapalım. Antrenman o da bizden olsun. Tamam, böyle kalsın. Şimdi kadromuza gidelim. Evet. Oyuncumuz burada. %70'ten aldığımız oyuncu %100'e ulaştı. Aynı zamanda gizli forvet özelliği de kazandı. Becerilerine bakıyoruz. Top sürme %140. Pas verme %169. Orta %139. Şut da çekebiliyor. Bitiricilik, hız. Bunlar çok önemli özellikler. Ofansif bir orta saha için, özellikle kanat oyuncusu için. Ben burada her ne kadar oyuncumun mevkisinde AMC olsa da AMR ve AML özelliklerini kasmaya çalıştım. Bakalım şu an için istatistiklerinde hiçbir oyun oynamadığı için herhangi bir istatistik mevcut değil. İnşallah ileriki zamanlarda bu oyuncumun ve dahi
Forvet oyuncumun da, bunun da hadi bir tane bizden olsun. Forvet oyuncumun da istatistiklerini size vermeye çalışır. Mesela bu oyuncumuz bir tane maça çıktı. Kupa maçında bir maç oynadı. Formu %7. O ilk maçıydı zaten. O zaman biraz yorgundu. Diğer kulüp maçlarında bakın. Bir maçta bir gol. Bir maçta bir gol. Bu ilk çıktığı maçlarda biraz enerjisi, kondisyonu düşük olduğu için fazla etkili olamadı. Etkili olamadığı halde her maçta gol attı. İnşallah kondisyonu 99 olduğunda zannediyorum büyük bir istatistikle lige ve kupalara damgasını vuracak bir oyuncu olacak. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoların diğer takım işte DL olsun, DC olsun, GK olsun, DMC olsun, MC olsun, AMC olsun. İleriki zamanlarda bunlarla ilgili de video çekmeye çalışacağım. Size eğlenceli oyunlar diliyorum.